Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Pakistan ve Türkiye, Nilgem proje töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban'ın Kabil'i kuşatmasıyla ilgili Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşması için çaba sarf edeceğiz dedi. Bölgenin ve elbette en başta da Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama bizlere gösteriyor ki İran sınırı üstünden on binlerce Afgan Türkiye'ye gelmeye çalışmakta. Özellikle İran sınırı Türkiye için çok kritik. Bu yüzden İran sınırında güvenlik önlemleri arttırılmış durumda. Son olarak sınırdaki duvarları incelemek için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İran sınırını ziyaret etmişti. Kardeşlerim, bu arada sizlerden bir ricam olacak. Lütfen bunu Facebook'ta, WhatsApp'ta ve benzer sosyal medya hesaplarında paylaşın. Kanalımızda problem olduğu için videolarımız önerilmiyor. Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın yaptığı çalışmaları insanlara göstermek bizlere düşüyor. Eğer bu videoyu sevdiklerinizle paylaştıysanız devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran sınırında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Hudut birliklerine seslendi. Alınan önlemlerin bir kez daha ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşen Bakan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Sonrasında hudut hattında görevli birliklerin komutanlarına hitap eden Erdoğan şunları söyledi. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan sel afetleri, bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor. Çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizlerle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an tüm devlet yetkilileri ortak bir şekilde hareket ediyor ve göç dalgasının önüne geçmeye çalışıyor. Washington Post, Amerika'nın tahliye sürecine karışmaması halinde Taliban'a Kabil'e girişinin daha kolay kabul göreceğini ilettiğini ileri sürdü. New York Times'a Amerika'nın Taliban'dan Büyükelçiliğine saldırmamaları teminatı istediğini yazdı. Amerikan yönetiminin Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine karışmaması ve bunun için oraya giden Amerikan askerleriyle çatışmasından kaçınması durumunda Taliban'ın başkente girmesinin hem uluslararası toplum hem de Afganlılar tarafından daha rahat kabul göreceğini ilettiğini öne sürdü. Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan ve Afganistan'daki son durumu ele alan haberde Amerikan yönetiminin Taliban'ın Amerikan askerlerine saldırmaması için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halidzad'ın Katar'ın başkenti Doha'da Taliban yetkilileriyle bir araya gelerek görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan haberde Amerika'nın Taliban'dan Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine kadar bir şey yapmamasını istediği bildirildi. Habere göre Amerikalı yetkililer Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine karışmaması ve bunun için oraya giden Amerikan askerleriyle çatışmaya girmemesi durumunda Taliban'ın başkente girmesinin hem uluslararası toplum hem de Afgan halkı tarafından daha rahat kabul göreceği değerlendirmesini Taliban'a iletti. Amerika'nın söz konusu tahliye işlemini sorunsuz gerçekleştirebilmek için Taliban'la kurduğu temaslarla ilgili Cuma günü New York Times gazetesinde çıkan haberlerde de Amerikalı müzakerecilerin Kabil'i ele geçirmesi muhtemel görülen Taliban'la iletişime geçerek başkentteki Amerikan Büyükelçiliğine saldırmayacakları yönünde teminat almaya çalıştıkları belirtilmişti. Aynı haberde Halilzad'ın Taliban liderini gelecekteki bir Afgan hükümetinin parçası olarak Amerikan mali yardımı ve diğer yardımları almak isteyeceklerini öngörerek Büyükelçiliğin açık ve güvende kalması gerektiğine ikna etmeyi umuyor. Sözlerine değer verilmişti. Öte yandan Amerika'nın Taliban'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'in ele geçirilmesi halinde Amerikan Büyükelçiliğine dokunulmaması için güvence istediği iddia edildi.
New York Times gazetesinde yayımlanan makalede isimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey iki Amerikalı yetkiliye dayandırılarak Amerikalı müzakerecilerin Kabil'i ele geçirmesi muhtemel görülen Taliban'la iletişime geçerek başkentteki Amerikan Büyükelçiliğine saldırmayacakları yönünde teminat almaya çalıştıkları belirtildi. Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad liderliğinde Taliban yönetimiyle irtibata geçtiği ifade edilen makalede, Afganistan'daki şehirleri hızla devralan Taliban'ın gelecek aylarda başkent Kabil'i de ele geçirmesi durumunda en azından Amerikan Büyükelçiliğinin tahliye edilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı bildirildi. Makalede Biden yönetiminin Amerikan birliklerinin resmi olarak ülkeden çekilmesini tamamlamaya çalışırken yaklaşık 1400 Amerikalı da dahil olmak üzere 4000 çalışandan oluşan Büyükelçilik personelini önemli ölçüde azaltmak için acil bir plana gerek olmadığı yönündeki açıklamalarına işaret edildi. Bununla birlikte Kabil Büyükelçiliği'nin Amerikan hükümetiyle çalışmayan tüm Amerikalıların Afganistan'ı derhal terk etmesi çağrısında bulunduğu belirtildi. Amerikalı diplomatların Taliban'la görüşmelerine dair detaylı bilgilere yer verilen makalede, Halilzad için Taliban liderlerini gelecekteki bir Afgan hükümetinin parçası olarak Amerikan mali yardımı ve diğer yardımları almak isteyeceklerini öngörerek, Büyükelçiliğin açık ve güvende kalması gerektiğine ikna etmeyi umuyor ifadesini kullandı. Makalede Taliban liderinin ülkenin meşru bir temsilcisi olarak görülmek istendiğine ve kısmen ekonomik destek almak için Rusya ve Çin de dahil olmak üzere diğer küresel güçlerle ilişki kurmaya çalıştığına vurgu yapıldı. Makalede Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın dün yardım konusuyla ilgili meşruiyet esasen uluslararası desteğin ve insani yardımların Afgan halkına erişebilir olmasına bahşeden bir bilettir değerlendirmesine de yer verildi ve Biden yönetiminin Amerikan Büyükelçiliğinin boşaltılmasının diğer diplomatik misyonların ve uluslararası desteğin ayrılmasını hızlandıran bir domino etkisi yaratabileceğinden, bunun da Afgan hükümetinin çöküşüne yol açabileceğinden endişe duyduğu bilgisi paylaşıldı. Taliban'ın ülkenin kuzeyinde Mezar-ı Şerif dışındaki bütün şehirleri ele geçirmesinin, başkent Kabil'de büyük endişe oluşturduğu ve Amerikan Büyükelçiliği'nin muhtemel tahliyesi için kurulan Acil Durum Eylem Komitesi'nin olası senaryolar için düzenli toplantı yaptığı bildirildi. Kabil'deki maslahatgüzar Ross Wilson'ın Taliban'ın gücü, şiddet, korku ve savaş yoluyla tekelleştirme girişimlerinin yalnızca uluslararası izolasyona yol açacağı konusunda uyardığı vurgulanan makalede şunlar kaydedildi. Nisan'dan itibaren Büyükelçilik Kabil'de güvenlik daha fazla savunulamaz hale geldiğinde zorunlu olmayan çalışanları eve göndermeye başlarken, diğer personelin kendilerini tehlikede hissettikleri takdirde kariyerlerine herhangi bir ceza verilmeden ayrılmalarına izin verildi. Bununla birlikte tahliyenin Amerikan vatandaşlarıyla birlikte Büyükelçiliğin tüm yabancı personelini kapsayıp kapsamadığı açık değil ve Amerika'ya yardım ettikleri için Taliban tarafından kesinlikle hedef alınacak olan Afgan çalışanların akıbeti üst düzey yöneticiler için ciddi endişe kaynağı. Amerika'nın Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı. Taliban, Haziran'dan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayeti merkezi Zarang, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 11 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi hala 24 vilayet merkezinde hakim durumda. Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri arttırdı. Birleşmiş Milletler'e göre 2021'in ilk yarısında 1659, son bir ayda ise 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Mayıs ayı başından Ağustos'a kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Videonun başında bahsettiğim gibi, kanalımız yoğun saldırı altında. Bu yüzden sizlerden kanalımıza destek olmanızı istiyorum. Her videomuzu beğenip yorum atarsanız ve videolarımızı sonuna kadar izlemeye çalışırsanız kısa bir sürede bu ambargoyu deleriz. Kanalımızı ilk kez izleyenler varsa bu kanalı takip etmeyi unutmasınlar. Çünkü bu kanalda Azerbaycan, Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gibi Türkiye'nin mücadele verdiği yerler anlatılmakta. Ayrıca kanalımızda iç politika ve tarihi konular da işlenmekte. Bugünlük bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.